Merhaba arkadaşlar, ben burada Nurçin Hanım, Doktor Nurçin. Şimdi bugün güzel bir sosyal görüşme yapıyoruz beraber arkadaşlar. Sizin amacınız neydi bugün? Niçin geldiniz? Hepsini anlat, bir sözler. Çünkü 1,5-2 yıldır hepimiz birbirimize çok uzak kaldık. Sosyal mesafe diye. Bizim her türlü hakkımızı elimizden aldılar. Eğitim hakkımız, gezme hakkımız, piknik hakkımız, her şeyimiz alındı elimizden. Hiçbir bilimsel kanıt olmadan. Biz bunun için buradayız. O aktiviteleri, o hakları geri kazanmak için biz buradayız. Bugün de sevdiklerimizle birlikte, çocuklarımızla birlikte, bizim pandemi grubuyla hep beraber pikniğe geldik. Bakalım. Ya hayatın değişik bir tadı var beraber olduğumuzda. Yani yakında gözlerimizin içine bakalım, sorunlarımızı açalım, bazı şeyler nasıl gidecek, ne yapacak, onları kurmak ve o temelleri kurmak çok değerli bir şey değil mi? Bir de şöyle bir şey var, bir insana siz onu hasta etmek isterseniz git eve kapan, kapalı ortama gir, kimseyle görüşme, onu açma, bunu yapma, şunu etme dediğinizde zaten siz onu demoralize edip psikolojisine her türlü sekteyi vurmuş oluyorsunuz. Evet, doğru. Halbuki insanlara demeniz gereken açık ortama çıkın, dışarıya çıkın, sosyal faaliyetler gerçekleştirin. Yani bu yapılmış bilimsel çalışmalar da var, istediğimleri zaman herkese gönderebiliriz. Kapalı ortamlarda bu infeksiyonlar ya da mevcut zaten viral infeksiyonlar çok daha ciddi bir problem oluşturuyor. Çünkü kapalı alan. Yani bunu bir ilkokul çocuğu bilebilir. Tabii. Kapalı bir alan, kapalı bir sistem, bir havuz gibi düşünün. Her zaman nedir? Mikroorganizma üretim açısından nedir? Çok daha uygundur ki bunu Türkiye Toraks Derneği'nin çok güzel bir çalışmasında sundu aslında. Sonra o çalışmalar da kaldırıldı. Halbuki insanların açık bir ortamda sosyal faaliyet, güneş altında ve doğayla birlikte nasıl hasta olma ihtimalleri artsın ki? Yani mümkün değil, bunlar mantık ya. Yani hep gerçeğe gidelim, bunu sorgulayalım. Tutarlı olması lazım söylediklerimizin. Ama bizim önümüze konulanlar bugüne kadar hiç tutarlı değildi. Değildi ama herkes uyanacak inşallah. İnsanlar da çok haklı. Çünkü 1,5 yıldır televizyondan, TV'den, her yerden korkular, biz de stresler, biz de böyle inandık, inandırıldık ama gördük ki söylenenler tutarsız, birbirini tutmuyor ya. Bir şey gerçekse tutarlıdır, arkasından ispatları getirin. Nasıl böyle bir şey olabilir? Yani şimdi kapalı ortamda maske tak, yok olmadı açık ortamda maske tak, tekti hayır iki maske tak. Yani böyle bir şey yok. Bir kere mesafe kuralıyla mikrop bulaşmadan da dahil bir bilimsel veri yok. Yani öyle bir bilimsel veri koyun dedik biz. Ya da maskeyle ilgili, ama maskeyle ilgili ne kadar çok veri var, hiçbir işe yaramadığıyla ilgili. Doğru. Ve biz bunları gönderdik de ortaya da koyduk. Her zaman da bu bilimsel verileri dünyanın en saygın dergilerinde yayınlanmış bu bilimsel verileri her zaman da insanlarımıza, arzu eden herkese vermeye hazırız. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Bye bye. Bye. Bye-bye.